Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 2. yasama yılı 21. bileşimini açıyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, 31 Mart Türkiye'de yerel seçimler vardı. 1 Nisan'da kazanan Millet İttifakı oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. (Gülüyor) 6 Mayıs'ta hukuka darbe yapıldı. 23 Haziran'da kazanan Ekrem İmamoğlu olacak, milletimiz olacak. Değerli konuklarımız arasında başta İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na hoş geldin diyorum. Geçmiş dönemde görev yapmış 40 il başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Niğde İl ve Merkez İlçe Başkanımız, Gaziantep İl Başkanımız, Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanı ve meclis üyeleriyle Kadın Kolları MYK üyelerimiz buradalar, hoş geldiniz diyoruz. Petrol İş Sendikası Mali Sekreteri ve Trakya Şube Başkanı ve yöneticileri, Ankara Kemerhisar Dernek Başkanı, Ankara Kızılcamam İlçe Başkanı ve yöneticileri, hoş geldiniz diyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri, hoş geldiniz diyoruz. Ve Sakarya İl Başkanı Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'na hoş geldin diyorum. Sayın Genel Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim, bu grup toplantısını diğer grup toplantılarından biraz farklı yapacağız. Tek konumuz var. Adalet. Tek konumuz var. Hukuk. Tek konumuz var. Demokrasi. Tek konumuz var. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye. Tek konumuz var. Vatandaşın vicdanı. Seçimler yapıldı. Yerel seçimler. Ne seçeceğiz? Belediye başkanı seçeceğiz. Köy köy gezdiler. İlçe ilçe gezdiler. Kaza kaza gezdiler. Nahiye nahiye gezdiler. İl il gezdiler. Dünyanın iftirasını attılar. Dünyanın iftirasını attılar. Dedim ki ben bu milletin sağduyusuna, ferasetine güveniyorum dedim. Ne söylerseniz söyleyin. Ama inandığımız yoldan bizi çeviremezsiniz dedik. Vatandaş tercihini kullandı. Gitti sandığa, oyunu verdi. Neden yana oyunu verdi? Demokrasiden yana oyunu verdi. Hukuktan yana oyunu verdi. Adaletten yana oyunu verdi. Belediye başkanımızdan yana oyunu verdi. Onun daha iyi yöneteceğinden emin olduğu için oyunu verdi. Onların tahmin etmediği ama bizim de %100 kazanacağımızı bildiğimiz illerin hemen hemen tamamını kazandık. Diğerlerini sineye çektiler. Ne yapalım dediler, kaybettik. Ama İstanbul'a gelince kumpas kurmaya başladılar. Neye kumpas? Demokrasiye kumpas kurmaya başladılar. Milletin iradesine kumpas kurmaya kalktılar. Kimle yaptılar kumpası? Yüksek Seçim Kurulu'ndaki sözde bazı hakimlerle kumpası birlikte kurdular. Onların yüzünü bugün size göstereceğim. Onların yüzünü göstereceğim. Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Çocuklarıyla karşılaştıklarında çocuklarının yüzlerine bakarlar mı bilmiyorum. Kendilerine
hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum. Ama gerçek yüzlerini bugün sizlere anlatacağım değerli arkadaşlarım. Bakınız, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yasası var. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar dürüstlükle seçimi yapacağız diyor. Seçim süresince yolsuzluklar varsa engelleyeceğiz diyor. Şikayetler, itirazlar varsa bunlara da bakacağız diyor. Ne istiyoruz biz? Adalet istiyoruz. Ne istiyoruz? Dürüst davranan bir Yüksek Seçim Kurulu istiyoruz. Yani yasanın öngördüğü ve daha önce de benzer olaylar karşısında verdiği kararların arkasında duran bir mahkeme istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu bu. Esen rüzgara göre karar veren değil, kanuna göre, hukukun üstünlüğüne göre ve vicdana göre karar veren bir mahkeme istiyoruz. Bir Yüksek Seçim Kurulu istiyoruz. Gelen talimata göre karar veren bir Yüksek Seçim Kurulu değil. Şikayetler geldi. Eyvallah, olabilir. Yüksek Seçim Kurulu ben bunlara bakacağım der. Gayet normal, bakabilir. Sayıyorum. Bir, gelen şikayet üzerine 39 ilçedeki bütün geçersiz oylar sayıldı. Bir oy bile kalmadı. Tamamı sayıldı. Sonuç kim? Ekrem İmamoğlu. Geçiyoruz. O yetmedi. 6 ilçede bütün sandıkları sayacağız dediler. Buyurun beyler, sayın. Korkumuz yok ki. Biz milletin verdiği oya güveniyoruz. İradesiyle gitti sandıkta oyunu kullandı. Bütün oylar sayıldı. Değişen bir şey oldu mu? Hayır. Geçiyorum. Baktılar değişmiyor. Bu sefer büyük çekmece üzerinde bir operasyon yapabilir miyiz? Savcısı, polisi, kaymakamı hep beraber evlere baskın yapmaya başladılar. Siz burada oturuyor musunuz, oturmuyor musunuz? Sahte tutanaklar tutmaya başladılar. Ama bizim milletvekili arkadaşlarımız derhal olaya müdahil oldu. Büyükçekmece'deki bütün o polisin gittiği yerlere gittiler. Tutanakları tuttular. Gerçekleri getirip hakimlerin önüne koydular. İtiraz edecekleri bir şey kalmadı ve ondan vazgeçtiler. Sonra 22 ilçede dediler ki sondajla belli sandıkları alacağız ve onları yeniden sayacağız. Peki, Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihinde böyle bir şey yoktur. Ama yaptılar. 57 sandığı beyler oturdular, kendileri seçtiler. Güzel. 57 sandığı saydılar. Sonuç yine değişmedi. Yetti mi? Hayır. Efendim 41 bin kısıtlı var dediler. Seçim sonuçlarını bunlar etkiler. Bunların sayılması lazım dediler. Bir sefer kısıtlı listeleri bizde yok. Normalde hiçbir partide olmaması lazım. Nereye teslim edilmiş? Devletin vicdanına teslim edilmiş. Kimin hapishanede olup olmadığını biz nereden bileceğiz? Onları da dediler sayacağız. Birilerinden aldılar bilgileri, dokümanları sayacağız. E sayın dedik. 41.132 diye yola çıktılar. 766 kısıtlı çıktı. Baktılar bu iş olmuyor. Olmuyor bir türlü. Ne yapacağız? Efendim şimdi sandık kurullarının oluşumunda bir hata var dediler. Bir usulsüzlük var. Bir de sandık kurullarını biz oluşturmadık. AK Parti de oluşturmadı. Nasıl oluşacağı kanunda var. Kim yaptı? Hakimler yaptı. Nasıl yaptılar? Seçtiler. Ne zaman yaptılar bunu? Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptılar. Ne zaman yaptılar bunu? Daha önceki seçimlerde yaptılar. Ne zaman yaptılar bunu? Bu son seçimlerde yaptılar. İtiraz var mı? İtiraz yok. Listeler kesinleşmiş mi? Kesinleşmiş. Ama dediler ki hayır olmaz. Bunların değişmesi lazım. Bunu gerekçe göstererek verilen mazbatayı iptal ettiler arkadaşlar. Verilen mazbatayı iptal ettiler. Bakın şimdi. Daha geleceğim arkadaşlar. Geleceğim. Geleceğim. Hakim dediğin adam verdiği kararın arkasında duran adamdır. Hakim dediğin adam esen rüzgara göre yön değiştiren, karar veren hakim değildir.
Hakim dediğin adam vicdanına göre karar veren adamdır. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Evet, hakim dediğin adam, hakim dediğin adam satılık adam değildir. Esen rüzgara göre yön değiştiren adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasal baskılara boyun eğen adam değildir. Hakim dediğin kişi vicdanıyla, adaletle karar veren adamdır. Hakim dediğin kişi budur. Çünkü adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalmaz. Adalet neyin temeliydi? Mülkün temeli. Yani devletin temeli adalettir. Devletin temeliyle oynadılar. Milletin iradesine kumpas kurdular. Kimin aracılığıyla? 7 tane hakim aracılığıyla. Daha önce, bakın niye bunu söyledim? Benzer bir dava geliyor. Benzer bir itiraz geliyor. Bursa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa. Reddediyorlar. Diyorlar ki, sandık kurulu oluşmuş, itiraz yok. Eğer varsa böyle bir uyuşmazlık varsa ya da bir olay varsa verirsiniz mahkemeye gider bakar. Vatandaşın gidip oyunu kullandığını herkes biliyor. Reddediyor bunu. Nasıl? Oy birliğiyle reddediyor bu itirazı. Oy birliğiyle reddediyor. Aynı şekilde Erzurum Pasinler onu da oy birliğiyle reddediyor. Ne zaman? 14-4 yani bu ay, bu Nisan ayının 2019'unda. Öbürü de 20'ye 4 2019'da reddediyor. Ama geliyor İstanbul'a. İstanbul'a diyor ki ben bunu reddetmeyeceğim diyor. İtirazların gerekçesine bakın arkadaşlar. Hani rahmetli Aziz Nesin olsaydı belki birkaç kitap daha çıkarırdı bundan. İtirazlar şu. AK Partili yetkililerin yaptığı itirazlar, televizyonlara çıkıp konuştuklarında yaptıkları itirazlar, itiraz gerekçeleri. CHP yapmadı. Yani bu kumpası CHP yapmadı çok şükür, onu anlamışlar. CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz. Cümleyi anladınız mı bilmiyorum. Ama o 7 hakim anladı bunu. O 7 hakim ki onlar Yüksek Seçim Kurulu'nun içindeki çetenin organlarıdır. Bir daha söylüyorum. Çetenin organlarıdır. İtirazlarına devam ediyorlar. Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum. Onun için itiraz ediyoruz. Bu işte bir gariplik varmış. Ya nasıl olur da CHP kazanır? Bir gariplik var. Onun için itiraz ediyoruz. Bunun bir gerekçesi var mı? Hayır. Ne oluyor peki? Oturuyorlar, iptal kararı veriyorlar. Kim? Yüksek Seçim Kurulu içindeki çete mensubu 7 tane sözde hakim. 7 tane hakim, çete mensubu. Devam ediyorlar. AK Partili kardeşlerimiz, yöneticileri devam ediyor. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu ama sandık başında oldu. E doğru, bak burası doğru. Bir şeyler oldu, doğru. Sandık başına kim gitti? İstanbullular gitti. Kimi seçti? Ekrem İmamoğlu'nu seçti. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bunları bildiğimiz için bakın. Değerli bir gazeteci var. Aynı zamanda köşe yazarı Sayın Deniz Zeyrek Sözcü'de yazıyor. Onun bir yazısı var. Çok önemli. Ki bu iptal kararından çok önce yazılan bir yazı. Şöyle diyor. Seçimleri iptal ettirmek isteyen gruptan yola çıkarak. AK Parti içindeki seçimleri iptal ettirmek isteyen gruptan yola çıkarak. O grup arka kapı tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleriyle YSK'yı yönlendirmeye de çalışıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu yönlendirmeye de çalışıyor. Bazı Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum diyor. Çok önceden bunu söylüyor ve devam ediyor. Örneğin AK Parti'nin 16 Nisan günü yani mazbatanın oluşturulmasından bir gün önce yaptığı başvuru çok net bir şekilde kanuna aykırıydı. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun o başvuruyu usulden reddedip meseleyi kapatması mümkündü. Devam ediyor.
Ancak YSK'dan AK Parti'ye başvuruyu yenileyin yoksa usulden reddedilecek mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım diyor. Boşuna çete demiyoruz. O 7 kişiye 7 hakim, sözde hakim, özür dilerim başka bir isim bulamıyorum, sözde hakim diyorum. Hiçbirisi hakim değil ama o 7 çete mensubu arka kapıdan AK Parti'nin belli çevreleriyle diyalog kurarak bu seçimi iptal ettirmeye çalışıyorlar. Biz bunları bildiğimiz için, bunları biliyorduk, gözlüyorduk, okuyorduk zaten. Yüksek Seçim Kurulu'na bir çağrı yaptık. Çağrıyı İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı ile birlikte iki kez, bir İYİ Parti'nin genel merkezinde, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaptık. Çağrıyı 7 madde halinde yaptım. 7 madde halinde çağrıyı yaptım. Birinci maddesi şuydu. Yüksek Seçim Kurulu yasalara, yani kanunlara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır dedim. Doğru mu? Doğru. Kanuna uyacaksın. Benzer bir olay konusunda geçmişte nasıl karar almışsan aynı kararın arkasında duracaksın. Hakim dediğini budur zaten. İki, Yüksek Seçim Kurulu seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. Devletin gücünü kullanarak yasa dışı itiraz için gerekçe üretiyorsan Yüksek Seçim Kurulu eğer orada hakimler varsa elinin tersiyle itecek. Yok kardeşim, bunlara uyulmaz diyecek. Bunu reddetmek zorundadır dedik. Üçüncü madde. Yüksek Seçim Kurulu iktidar sahiplerinin, yani egemen güçlerin, yani iktidarda olanların YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Çünkü bir hakimin egemen güçlerin, iktidar sahiplerinin ya da parasal gücü olan, siyasal gücü olanların önünde eğilmemesi gerekir. Boyun eğmemesi gerekir. Dik ve onurlu durması gerekir. Çünkü onun cübbesinde düğme yoktur. Dik ve onurlu duracaktır. Bunu hatırlattık Yüksek Seçim Kurulu üyelerine. Yine devam ettik. Dördüncü madde. Yüksek Seçim Kurulu demokrasi değil. Demokrasi değil. Seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. Aksi halde kendisini reddedecek. Adı üstünde Yüksek Seçim Kurulu. Yani seçimlerin sağlıklı yasalara uygun olarak gerçekleşmesini bekliyor. Eğer YSK bunu yapmıyor da iktidar sahiplerinin ya bundan sonra boş verin arkadaşlar. Ne seçim olacakmış? Seçimsiz bir Türkiye isteyenler var. Biz de onların emrinde olacağız. Diyorlarsa hakimlik değil bu. Oralardan ayrılmaları lazım. Bunu hatırlatıyoruz. Beşinci madde. Yüksek Seçim Kurulu hukukun üstünlüğünü mü yoksa iktidar sahiplerinin üstünlüğünü mü savunacaktır? Egemen güçlerin üstünlüğünü mü savunacaktır? Buna karar vermelidir. Ve Yüksek Seçim Kurulu hukukun üstünlüğünü esas alarak karar vermek zorundadır. Bunu hatırlattık kendilerine. Altıncı madde. Yüksek Seçim Kurulu'nda hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Oturup buna karar vereceksiniz. Bugün geldiğimiz noktada iktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu'nda çete mensubu 7 taşeronu vardır. Bu gerçeği görüyoruz. Ve yedinci madde dedi ki iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu bozmak zorundadır. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihsel sorumluluğudur dedik. Bunların hiçbirisine uymadılar. 7 kişi gitti, diz çöktü, el ete köptü. Allah bilir ne vaatlerde bulundular. Ramazan gününde haram yemeği kabul ettiler. Kul hakkı yemek. Ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu?
Ne zamandan beri? Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zamandan beri çete mensubu hakimlerin görevi oldu? Biliyorum, bunu söyledim diye tazminat davası açacak. Açmazsanız namertsiniz siz. Açmazsanız. Çete sözcüğünü ilk kez 2 Mayıs 2017'de kullanmıştım. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri için kullanmıştım. Orada da mühürsüz oyları geçerli saydılar. Kanun açıkça aykırıydı. O çete hala orada yuvalanmış durumda. 7 kişi. Okuyorum adlarını da bütün dünya duysun diye okuyorum. Çete mensubu üyelerin adlarını okuyorum. Erhan Çiftçi, Nakitli Buğday, Faruk Kaymak, Refik Eğri. Soyadı ne kadar doğru değil mi? Refik Eğri. İlhan Hanası, Zeki Yiğit, Muharrem Akkaya. Evet, bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensubu sözde hakimlerdir. Bakın neden diyorum çete mensubu. Şimdi bir sandık koymuşsunuz ortaya. Bir sandık koymuşsunuz. Vatandaş gelecek, oy kullanacak orada. Ne için oy kullanacak? Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullanacak. Ne için? İlçe Belediye Başkanı için oy kullanacak. Belediye Meclis Üyesi için oy kullanacak. Muhtar için oy kullanacak. Hepsini nereye koyuyor? Tek bir zarfa koyuyor. Hangi sandığa atıyor? Aynı sandığa atıyor. Şimdi sormak gerekiyor. Bu çete mensubu beylere. Seçim yenilenecekse 39 ilçede hepsinde yenilenir. Sahtekarlık varsa sahtekarlık var. Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanı? Neden? Çünkü bakıyorum sandık aynı sandık. Heyet aynı heyet. Belediye meclis üyeleri aynı üyeler. Peki arkadaş sen neye göre karar veriyorsun? Sadece diyorsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iptal ediyorum. Mazbatanı geri alıyorum diyor. Mazbatayı vermiş, şimdi senin mazbatanı geri alıyorum. Niçin? Talimat geldi. Boynumuz kıldan ince. Ben de çete mensubuyum. Dolayısıyla çetenin reisi talimat verdi. Ben de bunun gereğini yapmak zorundayım. Sen hakim değilsin, hakim değilsin. Dediğim gibi bakın. Seçmen aynı seçmen. Seçmen aynı seçmen. Sandık aynı sandık. Kurul aynı kurul. Hepsi aynı ama tek bir şey iptal ediliyor. Ve siz bana da bunun içinde bana diyorlar ki siz hukuka saygılı olun. Bu hukuka değil. Bu hukuka değil. Bu hukuka saygı göstermek adaleti dışlamak demektir. Adaleti kabul etmemek demektir. Bu gerçekler hepimizin önünde duruyor. Şimdi biz ne yapacağız? Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hiç kimse şunu unutmasın. Hiç kimse. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, benim bayrağımın altında ve benim vatanımda beraber yaşıyorsak demokrasiyi birlikte savunacağız. Demokrasiye birlikte sahip çıkacağız. O nedenle ben bu milletin ve özellikle de İstanbulluların vicdanına seslenmek istiyorum. Sevgili İstanbullu kardeşim, hangi görüşten olursa olsun, sandığa gittin. Hangi görüşten olursa olsun, Yüksek Seçim Kurulu'na güvendin. Hangi görüşten olursa olsun, benim attığım oya mutlaka birileri sahip çıkar dedin. Ve gittin oyunu kullandın. Sandıklar açıldı. Günlerce sayım yapıldı. Bütün o sayımların sonunda elini vicdanına koy ve düşün kardeşim. Sadece bir kişi çıktı. O çıkan adı da Ekrem İmamoğlu'ydu. Milyonlarca kişi sandığa gitti. Milyonlarca kişi. Oy kullandılar. Şimdi vatandaşın oy kullanırken yaptığı bir sahtekarlık var mı? Yok.
Gitti oyunu kullandı. Heyet orada. Sandık kurulu orada. O da bakıyor. Sayımlar yapıldı. Her partiden insanlar var orada. Sonuç? Sonuç belli. Şimdi iptal ediyorsun. Neye göre iptal ediyorsun? Milletin vicdanı kanıyor. Milletin vicdanı kanıyor. Milletin vicdanı kanıyor. Bizim de vicdanımız kanıyor. Adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır. Adaletsizlik varsa mücadele etmek de bizim namus borcumuzdur. Namus. Adalet. Her yerde adaleti arayacağız. Her yerde. Her kişi için adaleti arayacağız. Benim gibi düşünmeyen insanlar için de adalet olmalıdır. Fakir fukara için de adalet olmalıdır. Adalet egemen güçlerin adaleti değildir. Adalet 82 milyonun adaletidir. 82 milyon. Üstelik Ramazan'ın birinci günü. Ramazan'ın birinci gününde hak ihlal ediyorsunuz. Bir kişinin hakkını yiyorsunuz, hakkını. Bana söyler misiniz? Bu yedili çeteye söylüyorum. Bana söyler misiniz? Hangi dinde iman da vardır böyle? Gidip birisinin de hakkını, hukukunu gasp etmek. Hakim diyorsunuz kendinize. Hangi hakimlikten bahsediyorsunuz siz? Hangi hakimlik? Hangi hakimlik? Taşerondan hakim olmaz. Taşerondan hakim olmaz. Üç kağıtçıdan hakim olmaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz. Hakim ahlaklıdır. Hakim düzgündür. Hakim vicdan sahibidir. Hakim adalet gelsin diye her türlü mücadeleyi yapan ve her türlü riski göze alan insandır hakim. Siz hakkı hukuku yok ediyorsunuz. Adaleti yok ediyorsunuz. Ve bu karar seçmen iradesini reddetmişlerdir. Bir tek seçmenin sahte oy kullandığını ispat edememişlerdir. Milyonlarca kişi sandığa gitti, oy kullandı. Bu milyonlarca kişiyi reddettiler. 7 kişinin sözü geçerli oldu. Bu nedenle ben İstanbulluların vicdanına sesleniyorum. Eğer vicdan taşıyorsak, bu Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar. Ve o iradeyi yok sayarak birilerine yaranmaya çalıştılar. Siz tarihin önünde suçlusunuz. Tarihin önünde. Siz çocuklarınıza karşı da suçlusunuz. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras bırakamaz. Bunlar bıraktılar. Ortada bir hukuk cinayeti var. Cinayetin bir failleri var, bir de azmettirenleri var. Fail de belli, azmettirenler de belli. Ve ben yine her şeye karşın, bu milletin ferasetine, bu milletin sağduyusuna, bu milletin ahlakına güveniyorum. Göreceksiniz. 23 Haziran'a mı almışlardı? 23 Haziran'da da bu millet, bütün İstanbullular elini vicdanına koyup bir tarihi yeniden yazacaklardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı anayasanın kuruluş yıl dönümünde güzel bir konuşma yapmıştı. O konuşmadan bir cümleyi sizlere okumak isterim. Diyor ki, hakim hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez. Aklı ve vicdanı başkasına emanet edilmişse, yani kiraya verilmişse, o kişiye hakim denmez. Kim söylüyor bunu? Anayasa Mahkemesi'nin başkanı söylüyor. Oradaki 7 kişi aklını ve vicdanını kiralayan kişilerdir.
çocuklarının yüzüne bakamayacaklardır onlar. Onlar görev yaptıkları yerlerde de ben bir dönem Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yaptım da diyemeyeceklerdir. Bu milletin vicdanı onları reddedecektir değerli arkadaşlarım. Bu hakimlere sormak gerekiyor. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Sokağa çıktığınızda insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Bir hakkı gasp etmeye nasıl yüzünüz ve vicdanınız izin verdi? Ve bu çete mensuplarını bu milletin vicdanına emanet ediyorum. Bu milletin vicdanı onları yargılayacaktır. En büyük yargılama da odur zaten. Bakın değerli arkadaşlarım. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bu saatten sonra. 16 milyon İstanbullunun adayıdır artık. Evet. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra CHP'nin değil 16 milyon İstanbul'unun Büyükşehir Belediye Başkanı adayıdır. Vicdanımız da bunu öngörüyor böyle. Ahlakımız da bunu öngörüyor böyle. Bir hakkı gasp ederseniz o hakkı milletin vicdanı teslim eder. Milletin sağduyusu her şeyin üstündedir. Bütün bu adaletsizliklerini görüyorlar. Bakınız, ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Mazbatasını veren kim? Hakimler. Mazbatasını alan kim? Yukarıdaki çete. O nedenle diyorum, artık bu saatten sonra 16 milyon İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ve seçime gideceğiz. Bakın değerli arkadaşlar. Ne yaptı Ekrem İmamoğlu bu kısa süre içinde? Su ücretlerinde %40 indirim yaptı. Kim için? Herhalde sırtı kalın olanlar için değil. Herhalde lordlar zenginler için değil. Fakir fukara için %40 suda indirim yapıyorum dedi. Yaptı mı? Yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun diyorum. Sıfır-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz dedi. Otobüsler ücretsiz olacak dedi. 0-12 yaş arası çocuklara da ulaşım, annelere ulaşım, 0-12 yaş arası çocuklara da ulaşım ücretsiz olsun dedi. Öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdi. Halk adamı, halktan yana, öğrenciden yana, fakirden fukaradan yana. Dini bayramlarda otobüslerde indirim vardı. Milli bayramlarda da otobüsler bedava olacak dedi. İkisinde de bedava yaptı. Ve kendisi şunu söylüyor. Bu saatten sonra artık Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. 16 milyon İstanbullu. Fakirinin, zenginin hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun 16 milyonu kucaklayan tek ve en önemli belediye başkanıdır artık bu saatten sonra. Ekrem İmamoğlu bir kişiden talimat almayacak artık. Saraydan talimat almayacak. Nereden alacak? 16 milyon İstanbullu'dan talimat alacak. 16 milyon İstanbullu'dan.
Ekrem İmamoğlu Ankara'dan belli mahfillerden talimat almayacak. Halkın sesi olacak, halkın yanında duracak. Halkla beraber mücadele edecek, onların derdine derman olacak. Ekrem İmamoğlu bunları yapacak. Ve daha başka şey, her kuruşun hesabını verecek. Harcanan her kuruşun hesabını verecek. Hiçbir yerde hiçbir çocuk İstanbul'da yatağa aç girmeyecek. Hiçbir yerde hiçbir çocuk İstanbul'da yatağa aç girmeyecek. Ve söz verdi, ayrımcılık yapmayacağım dedi. Ayrımcılık yapmayacak. Harami düzenine baş kaldıracak. Yolsuzluklar var. Açmıyorlar. Efendim şu oldu, bu oldu. Ne de yaparlarsa yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, fakirin, fukaranın hakkını birilerine yedirmeyecek. En temel özelliklerinden birisi de odur zaten. Bunları yapacak. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesin derdi benim derdimdir diyecek. Ve madem bir kez daha yenilemek istiyorsun bu seçimleri diyorum, o Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çetelere, istediğin kadar yap, biz bu sonuçtan galip çıkacağız. O yedili çeteye, o yedili çeteye söylüyorum, yedili çeteye, gücünüzü nereden alırsanız alın, hiçbir şekilde sizin gücünüz bizi etkilemez. Çünkü biz gücümüzü halktan alıyoruz, milletten alıyoruz gücümüzü. Saraydan güç alanlar bir gün tarihin önünde hesap vereceklerdir. Saraydan güç alanlar. Sarayın önüne gidip de el pençe divan duranlar. Adaleti satanlar. Yarın göreceksiniz. Tarih neler yazacaktır. Biz bütün bunları biliyoruz. Ve hakkı, hukuku, adaleti savunurken de bu gerekçeyle savunuyoruz. Adalet sıradan bir kavram değildir. Adalet vicdandır. Adalet ahlaktır. Adalet kul hakkı yememektir. Adalet büyüğe saygı, küçüğe sevgi demektir. Adalet haksızlığın karşısında onurlu dik durmaktır. Adalet fakirin, fukaranın yanında olmak demektir. Adalet 82 milyonun bir arada huzur içinde yaşaması demektir. Adalet soylu bir kavramdır. Adalet sıradan bir kavram değildir. Kainat bile adalet üzerine kurulmuştur. Adaletin dibine dinamit koyanlar önümüzdeki seçimlerde bunun cevabını alacaklardır. Ben İstanbulluların gücüne, ferasetine, ahlakına güveniyorum. İstanbulluların gücü, feraseti ve ahlakı önemlidir. Türkiye'nin bütün demokratları, İstanbul'un bütün demokratları, hangi partiden olursa olsun, hangi partiden, benim bu sözlerimin hiçbirisi AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma dönük değildir. O vatandaşlarımın tamamını ben kucaklıyorum. Benim sözüm bu kumpası hazırlayan ve bu kumpasın arkasında olan siyasiler ve hakimlerdir. Benim sözüm sade vatandaşa değildir. O vatandaş gitmiş oyunu kullanmıştır. Ama şimdi gerçekleri görüyor. Doğruları görme zamanıdır. Ahlaklı olma zamanıdır. Gerçeği görüp ona göre karar verme zamanıdır. O nedenle biz İstanbullular olarak hep birlikte hareket etmek ve bozulan adalet çarkını yeniden inşa etmek zorundayız. Nasıl? Ekrem İmamoğlu'nu tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı yaparak. Mart'ın sonu bahar demiştik. Mart'ın sonu bahar. Doğru. Mart'ın sonu bahar oldu. Mart'ın sonu bahar oldu. Mart'ın sonu bahar Türkiye'nin her tarafında bahar çiçekleri açtı. Ama o çiçekler Haziran'a kadar hep açacak. Hep açacak. Haziran'a kadar. Türkiye'nin bütün demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin bütün demokratlarını 80 ilden
bütün demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum. Akrabalarınıza telefon edin. Yakınlarınıza telefon edin. Dayılarınıza telefon edin. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak hepinizin elindedir. Bir vicdan kanıyor, bu kanı durdurmamız lazım. Demokrasimiz kanıyor, demokrasideki kanı durdurmamız lazım. Bunu yapacağız. Sorun artık bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorunu değildir. Sorun artık Türkiye'de bir demokrasi sorunudur. Ahlak sorunudur. Vicdan sorunudur artık bu sorun. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. 23 Haziran'da yeni bir tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin altın sayfalarına yazacağız. Demokrasi kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Hepinize enişten selamlar, saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyor. Hepinize saygılar sunuyorum.